Canım takipçilerim merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bize soracak olursanız gördüğünüz gibi ben yine masamdayım. Önümde sıklemenim var, bakar mısınız? Muhteşem bir şey, çok güzel bodur sıklemen. Ya da bir diğer adı da halk arasında tavşan kulağı olarak geçiyor. Minnacık bir sıklemenim var, çok 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 güzel, ben bayılıyorum. Videolarımı çekerken arka planda görüyorsunuzdur. Böyle hemen arkada sehpamın üstünde duruyorum. Uzaktan menekşe, sanki beyaz menekşeymiş, beyaz menekşem açmış gibi görünüyor videolarda. Ama canlar bu bir bodur sıklemen ama çok güzel, çok seviyorum. Bakar mısınız, muhteşem bir şey. Bunu kızım Sedacığım hediye almıştı bana, çok 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 güzel. Bunu da videosunu sizlere göstermek istedim. Bayağıdır işte arka planda görüyorsunuz ama uzaktan çektiğim için ne olduğunu anlamıyorsunuzdur belki. Nasıl bakıyoruz sıklemenimize? Büyük olan sıklemenim de var biliyorsunuz, pembe. Ama o çok güçlü bir soğanı, güçlü büyük bir sıklemen. O dışarıda duruyor. Şubat ayı gibiydi zannedersem. Son yaşanacağı zaman içeriye aldık birkaç gün. Sonra tekrar dışarıya çıkardık. Şu an sağlıklı bir durumda, yani açmaya devam ediyor. Zaman zaman da işte arka plana alıyorum onu da görsel olsun diye. Ama bu minik bir sıklemenim olduğu için bunu dışarıya çıkaramadım canlar. Bu geldiğinden beri kızımın aldığı yerde de içeride satıldığı için yani sıcağa alışmış orada. Eve de buraya da geldiğinde de çok güçsüz olduğu için dışarıya çıkaramadım, kıyamadım bunu böyle. Arka planda tutuyoruz. Sehpaların üzerinde. Buradan yeteri kadar ışığı da alıyor camımdan. Oldukça sağlıklı bir minik bodur sıklemenim var canlar. Nasıl bakıyoruz bu sıklemenimize? Diğer sıklemenler de aynı. Diğer tavşan kulaklarının aynı. Hiçbir farklılığı yok. Yani 3-4 günde bir bunlar yumuşak topraklar ekili olduğu için çok içeride de durduğu için çok fazla suya ihtiyaç duymaz. 4-5 günde bir suluyorum. Çok yumuşak bir toprağa ekilmiş canlar. Ben bunun saksısını değiştirmedim. Yumuşak toprak olduğu için, torf olduğu için suladığımızda sula emiyor. Bu torflar çok çabuk kurumuyor. Onun için 4-5 günde bir suluyorum. 4-5 günde bir sulama benim bu sıklamenime yetiyor. Oldukça da sağlıklılar canlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Suyuna ve aydınlığını yeteri kadar aldıktan sonra çok sağlıklı, yani sağlıkla büyüyorlar. Nisan'a, Mayıs'a kadar da çiçek açıyorlar. Biliyorsunuz sıklemenler kış çiçeğidir. Kış boyu düzgün bakıldığında kış boyu size çiçekler açarlar. Ama Mayıs'a kadar, Nisan'a, Mayıs'a kadar çiçekler açarlar. Fakat yazın ne oluyor canlar? Yani büyük ihtimalle Mayıs'ta artık çiçekleri son buluyor. Yani Nisan'da, Mayıs'ta çiçekleri artık son buluyor. Yavaş yavaş yaprakları da kurumaya başlıyor. Sadece şeyde görünüm olarak bu yapraklar döküldükten sonra sadece toprağa görünüyor. Birçok kişi de bunu sıklemenin bozuldu diye atıyor. Kesinlikle atmayın canlar, dibinde sıklemen soğanları var. O sıklemen soğanları yumrular saklıyoruz. Bir daha kışa tekrar Ağustos, Eylül gibi yeşermeye başlıyor. Ekim'de bir başlar açmaya, işte bu mevsime kadar, Nisan'a da Mayıs'a kadar da birçoğunun sıklemenleri açıyor. Eğer dışarıda tutarsanız, yani bütün sıklemenler adına söylüyorum, bu bodur olduğu için dışarıya çıkarmadım. Ama büyük güçlü soğanlar dışarıda çok daha güzel. Yani kış çiçeği oldukları için dışarıda tuttuğunuz zaman çok daha güzel oluyor. Çok daha verimli oluyorlar sıklemenler. Ben pembe sıklemenimi kış boyu dışarıda tuttum. Sadece zaman zaman aldım. Eğer video çekeceksem görseli olsun diye aldım. Buraya getirdim. Videom bittikten sonra yine hemen camımın dışında duruyor. Buraya camımın dışına koydum canlarım. Bu bodur olduğu için de kıyamadık. Bunu içeride tuttuk. İnşallah bu da Mayıs sonuna kadar açar. Mayıs sonundan sonra da bu yaprakları döküldükten sonra soğanını çıkarırım. Diğer soğanımı da çıkaracağım. Bir limon poşetleri, limon filelerinin içine
Hemen böyle onları bağlayacağım limon filesinin içine. Yani bunlar çiçekleri bittikten sonra soğanlarını çıkaracağım, bir limon filesine içine koyacağım, bağlayacağım. Bir çiviye asacağım canım takipçilerim. O de Ağustos'un sonuna, Eylül'ün başına kadar o filenin içinde onları muhafaza edeceğim. Ağustos'un son haftası gibi de onları ekeceğim. Nasip olursa seneye kışa yine böyle güzel bize tavşan kulakları güzel çiçekler açacaklar nasip olursa. Yani saksısında da tutabilirsiniz soğanlarını. Çıkarmak zorunda değilsiniz. Canlarım işte böyle benim siklemenimi gösterdim, anlattım size. Bakımını da anlattık. Üretimini de söyleyelim canım takipçilerim. Öyle bir şanssızlık ki anlatamam. Bu yılki iki siklemenimde, dışarıda olan büyük pembe siklemenimde hiçbir tane tohum yapmadı. Siklemenler biliyorsunuz tohumdan üretiliyor. Soğanını da bölerek falan da üretilebiliyor ama onları biz evlerde çok başarılı olamıyoruz. Bu çiçekleri döküldüğü zaman, çiçekleri döküldükten sonra dökülen yerlerde tohumlar oluşuyor. O tohumlarını topluyorsunuz. İşte bir hafta 10 gün kadar kurutuyorsunuz. Sonra onu isterseniz saklarsınız. Ağustos gibi tekrar ekersiniz. Kışa size böyle yeşermeye başlar. Ya da işte bu mevsimde de çıkarıp kurutursunuz. Yine ekersiniz ama size yaz boyu yeşil kalır ama tabii ki çiçek açmayacak soğanları küçük olduğu için. O tohumlardan yeni siklemenler üretebiliyorsunuz. Ama şanssızlık ki bu yıl benim iki siklemenimde ne beyazımda ne pembe olanım hiçbir şekilde tohum yapmadı. Ben bunların o yüzden tohumları yok yedekleyemeyeceğim. O yüzden siklemenlerime çok güzel bakmam gerekiyor. İşte üstleri döküldüğünde de kaybolmamaları için çok güzel muhafaza edeceğim soğanlarını. Eğer saksısında bırakırsam belki işte toprağını dökerim. Bunda siklemen olduğunu unutabilirim. Yanlışlıkla dökülebilir. Yani çok sulanırsa, yağmur altında kalırsa toprağın içindeyken çürüyebilir. O yüzden ben soğanımı çıkarıp saklıyorum. Limon filesinin içine koyacağım, saklayacağım. Nasip olursa işte öyle Ağustos'ta tekrardan ekeceğim canlar. Siklemenler hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Zeynepçiğim bir şey söylemek ister misin? Torunum da geldi canlar. Zeynepçiğim çiçekleri seviyor musun bir tanem? Bunun ne çiçeği olduğunu biliyor musun? Tavşan kulağı. Evet canlar bunun tavşan kulağı olduğunu biliyor. Raftaki çiçeklerimiz ne? Menekşe. Ay bir tanem çok teşekkür ederim. Çiçeklerimizi Zeynepçim sularken de bana çok yardım ediyor canım arkadaşlarım. Zeynep bir çiçek sever olarak büyüyor babaannesinin yanında. İsimlerini öğrenmeye çalışıyor. Bakımlarını öğrenmeye çalışıyor. Sulamaya çalışıyor. O yüzden Zeynep'in de ileriki yaşamında yani çiçeklerle ilgileneceğini düşünüyorum. Hadi hoşça kalın diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim canlarım. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, çiçekli kalın. Bay bay.